Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben de Avrupa Birliği bütçesi üzerine söz aldım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimizin 20 yıllık tek başına iktidarınızın 9 yıllık bakanı ve 2018 sonrası o bahsettiğiniz, övündüğünüz güçlü, hızlı karar alabilen yönetim sisteminde son 5 yıllık bakanı olarak ne yaptınız? Görev sürenizde Avrupa Birliği ile müzakere ve üyelik sürecimizde bir ilerleme kaydedemediğimiz gibi kazanımlarımızda da geriye gidişler yaşıyoruz. Tüm geriye gidişler karşısında bizim tüm uyarılarımıza rağmen siz bir öz eleştiri yapmadınız ve yapamadınız. Bakın, bu süreçte resmi aday ülkeden ortak veya komşu ülke atfına geriledik. Avrupa Birliği raporlarında ülkemiz iyi düzeyde ilerleme uyum süreçlerinden gerileme ve endişe verici kopuş sürecine geldi. Ve yine belki en önemlisi, döneminizde üyelik müzakerelerimizin temeli olan Kopenhag siyasi kriterleri, hukuk, adalet, temel hak ve özgürlükler, güçler ayrılığı, uyum sürecinde en ciddi geriye gidişlerle karşı karşıya kaldığımız alanlar oldu. Yine döneminizde ifade özgürlüğü, güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı ihlali başta olmak üzere Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin mahkemesine en çok başvuru yapan ülke biz olduk. Ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal eden, AİHM kararlarını yok sayan, denetim sürecinden çıkan ülkemizi tekrar denetim sürecine alınmasına ve hatta Sayın Bakan ihraç tartışmalarına konu olmasına neden olan kimdir Sayın Bakan? Evet, evet, üyelik sürecimizin ilerlemesi için tamamlamamız gereken 35 fasılda 2016'dan itibaren bir tek fasıl dahi açılmazken, açılan 16 fasılda da geriye gidiyoruz. Neden mi fasıl açamıyoruz, neden geriye gidiyoruz? Çünkü mevzuatımıza Avrupa Birliği ile uyumlaştırmamız gereken bu açtığımız fasıllarda, bu başlıklarda uygun yasal mevzuatın aksine, İşte kişisel verilerin korunması, işte sansür yasası, HSK yapısı, STK, çevre ile ilgili kabul ettiğimiz yasalar, şeffaflığı, denetimi kaldıran yasalar, bütün atamaları, kararları Cumhurbaşkanı'na veren yasalar Avrupa Birliği mevzuatına, müktesebatına uyumsuz olarak burada kabul edildi. Şimdi Avrupa Birliği üyelik sürecimizden, Avrupa Birliği üyelik sürecimizden bizi uzaklaştıran bütün bu düzenlemeler işte Avrupa Birliği raporlarına uyarı, gerileme olarak karşımıza çıktı. Şimdi bu yasaları siz bugün birazdan çıkıp ön yargılı diyeceğiniz Avrupa Birliği ya da Avrupa Birliği ülkeleri mi getirdi Sayın Bakan? Bu yasaları sizin grubunuz, sizin hükümetiniz getirdi buraya. Evet, özellikle açılması için ısrarla istediğimiz 23. fasıl yargı temel haklar, 24. fasıl adalet, özgürlük, güvenlik başlıklarına uyum için, Avrupa Birliği mevzuatına uyum için burada oy birliğiyle kabul ettiğimiz yargı reform paketleri, insan hakları eylem planlarının uygulamada karşılıksız kalması, bunlarla ilgili tezatlıklar ve yargıya talimatlar karşısında sessiz kalmadınız mı Sayın Bakan? İşte bunların yansıması olarak sizin döneminizde ilk kez ülkemiz fon kesintileriyle karşı karşıya kalmadı mı? İşte 18 Mart göç mutabakatı ile düzensiz göçün bütün ekonomik ve toplumsal maliyetlerini yüklenip bu anlaşmanın bir ön koşulu olan vize serbestisinde somut bir kazanım elde edememek kimin başarısızlığı Sayın Bakan? Vize serbestisi bir yana Sayın Emre, Sayın Çakır Özer dile getirdi. Bu serbestliği bir kenara bırakın. Vatandaşlarımız yabancı büyükelçilik kapılarında vize randevusu dahi alamayan bir muameleyle karşı karşıya kaldılar. Bu kimin başarısızlığı? Peki siz ne yaptınız Sayın Bakan bunun karşısında? Siz bizim kendi vatandaşlarımızı değil, yabancı ülkelerin vatandaşlarını düşündünüz. Kısa vadeli maalesef döviz kazanımları için karşılıklı mütekabiliyet ilkesini alt üst ettiniz. Kimlik kartlarıyla girişlerini sağladığınız o ülkelerin bizim kendi vatandaşlarımıza uyguladığı vize kısıtlamalarını engellemelerine ise bir çözüm üretemediniz. Evet, neden bu serbestlikteki 72 kriterden kalan 6 kriteri ısrarla tamamlamıyorsunuz? Evet değerli milletvekilleri, diğer yandan Avrupa Birliği ülkeleri yeşil mutabakat,
dijital sektörler sınırda karbon vergisi tartışmaları ile yeni bir ticaret modeline geçerken siz 20 yılda bakanlığınızın uzun döneminde gümrük birliği anlaşmasını güncelleme bir kenara bir virgülünü dahi değiştiremediniz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, insan hakları, kadın hakları konusunda öncüsü olduğumuz, oy birliğiyle bu parlamentonun onayladığı, ismini vererek kurucu unsuru olduğumuz Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede bir kişinin kişisel tercihleriyle hala gerekçelerini bilmediğimiz şekilde çıktık. Bu anlaşmanın birkaç kelimesine takıntı yapılmasının karşısında siz duramadınız Sayın Bakan. Döneminizdeki bu geri adım, bu uluslararası alandaki itibar kaybı bir başarısızlık değil mi Sayın Bakan? Değerli milletvekilleri, bugün aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili kurumların bütçelerini görüşüyoruz. Döneminizde belki de başarılı uyum sağladığımız Avrupa Birliği'ne üyelik müzakeremizdeki ekonomik kriterlerde çok ciddi geriye gidişler yaşadık. Özellikle ekonomik güven ve istikrarın teminatı, bağımsız ve özerk olması gereken kurumlar, işte bugün Sayın Kuşoğlu detaylandırdı. Bu kurumlar, işte bugün bütçelerini görüştüğümüz BDDK, SPK, Kamu İhale Kurumu, TÜİK, Özelleştirme İdaresi, elbette Merkez Bankası. Ne oldu bu kurumlara? Bu kurumlara partili bir cumhurbaşkanının kişisel, liyakatsiz, siyasi tercihlerle yaptığı atamaların sonucunda, bırakın Avrupa Birliği'nden uzaklaşmayı, bugün çok ağır ekonomik maliyetler yaşamıyor muyuz? Bu kurumların alt üst edilmesi, tahrip edilmesinde işte yanınızda oturan bugün Sayın Bakan, Sayın Nebati açıklama çabasında, o açıklama çabasında bir epistemolojik kopuşlar sürecine, yeni model arayışlarına savruluyor ülkemiz. Sayın Bakan, tüm bu başarısızlıklara ve yönetim zafiyetlerinize bahane olarak sizden çıkıp işte o malum bazı AB ülkelerinin kurumlarının siyasi ön yargıları, ikircikli, objektif olmayan tavırlarını biz duymak istemiyoruz artık. Sıraladığım bu geri gidişlere sebep olan, o ülkelere alan açıp sonra onların ön yargılarını raporlara girip kararları etkilemesine engel olunamaması kimin başarısızlığı? Siz tüm bunları neden engelleyemediniz, neden yönetemediniz ve kabul edin başarısız oldunuz? O övündüğünüz, sahada ve masada güçlü Türkiye savınız, aktif dış politika söylemleriniz tüm bunlara engel olmaya yetmedi mi? Sonuç olarak geçen yıl hatırlıyorsanız Sayın Bakan, tüm bu eleştirilerimiz, sorularımız karşısında siz bu kürsüye çıktınız. Bana, bize, tüm muhalefet dediniz ki siz ne yapıyorsunuz? Evet, biz ne mi yapacağız Sayın Bakan? Biz... Buyurunuz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Biz Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin kişisel iktidar, iç politikaya dönük güç gösterilerine araç edilmesini ve günün sonunda sıfır kazanımlı tekrar başa dönmeleri ortadan kaldıracağız. Biz Avrupa Birliği ilişkilerimizi kapılar arkasındaki pazarlıklara, bir kişinin kişisel tercihleriyle dönemsel yakınlaşmalara ve uzaklaşmalara, bir gün kalkıp dostum, kardeşim savrulmalarına asla izin vermeyeceğiz. Tüm gücün bir kişide merkezleşmesi, siyasi liyakatsiz kadrolarla dönemsel gelgitler sonucunda kaybettiğimiz kazanımları ve yıllarımızı hızla telafi edeceğiz. Dış politikadaki kişisel çıkarları, hırsları, tutarsızlıkları silip atacağız. Ülkemizin çıkarlarını önceleyen dış politika geleneğimize sahip çıkarak donanımlı kadrolar ve güçlü kurumlarla birlikte itibarlı, onurlu ve istikrarlı bir dış politikayı hayata geçireceğiz. Bir uygulamayı ihlal edeceğiz. Buyurunuz Sayın Özden. Güçlü kurumlar ve güçlü kadrolarla itibarlı, onurlu, istikrarlı bir dış politika hayata geçireceğiz. Ve böylece Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi yepyeni reformlarla yönetecek tüm vatandaşlarımız ve ülkemiz Avrupa Birliği içerisinde hak ettiği yeri alacak ve siz de bunu göreceksiniz Sayın Bakan.